Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizin anlatımına geçmeden önce Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Abonelikler ücretsizdir. Zile de basarsanız bütün yeni çalışmalarımızdan haberdar olur ve birlikte çalışırız. Evet, şöyle modelimize şimdi geçelim. Gördüğümüz gibi modelimiz gayet güzel, kolay bir model. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğimiz özellikle bir model. Delikleri olmadığı için dış giyimde, ceketlerimizde, hırkalarımızda ve süveterlerimizde gayet güzel bir çalışma olarak bu modelimizi kullanabiliriz. Ön yüzde modelimizin arasındaki ilmeklerimizi alıyoruz. Arka yönde ise iki ilmeğimizi şöyle gördüğümüz gibi birden alarak modelimizi tamamlıyoruz. Ve bu şekilde modelimizi her seferinde aynı işlemlerimizi tekrar ederek örüyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için 1-2-3 diş haroşa ördüm. Sizler dilediğiniz lastiklerle alt zemini hazırlayarak üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Tek renk olan morumla bakınız şu şekilde örmüştüm. Ebruli ipimi bağladım. O yüzden ilk ilmeğimi örüyorum. Normalde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şu şekilde ilk ilmeğimi düz bir şekilde örerek alıyorum. İlmeğimizden sonra gelen, bakınız şuradaki minik araya giriyorum. Hemen boşluğa değil, bakınız. Üzerinde ip olan iki ilmek arasındaki olan bölümüme giriyorum. Ve şişimi sararak geçiriyorum. Sonrasında atlamış olduğum, bakınız, ilmeğimi şişime takıyorum. Örmeden. Ve yine bakınız, bir tane ilmeğim hemen önümde beklemekte. Arasına giriyorum. Önce bakınız aradan ilmeğimi uzatıyorum. Sonra şişimi örmeden ilmeğimi geçiriyorum. Hemen ilmeğimi görüyorum. Bunu örmüyorum. Araya giriyorum. Bakın, boşluğa değil, ilmeğimizin altından girerek bir tane ilmek çıkarıyoruz. Sanki artışlarımızı yapıyoruz gibi, bakınız. Diğer ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. İlmeğimden sonra gelen araya giriyorum. Şişimi takıyorum örmeden. Tekrar ilmeğimin altından giriyorum. Şişimi örmeden takıyorum. Aradan giriyorum. Örmeden şişimi takıyorum. Aradan, bakınız, bu şekilde ilmeklerimizi şişimize alarak ilerliyoruz. Şöyle bakınız, aradan giriyorum, ipimi uzatıyorum. Biraz şöyle uzun almaya dikkat edelim. Çünkü kasmasın, modelimiz kendisini göstersin. Boş geçiriyorum. Alıyorum, boş geçiriyorum. Alıyorum, boş geçiriyorum. Alttan alıyorum. Bütün ilmeklerimi sırası ile bu şekilde örüyorum. İpimizi yarımlamayalım. Şöyle bakınız, rahat rahat geçirdik. Hepsi gayet güzel bir şekilde görülmekte. Sıramızın sonuna kadar ipimizi aradan çıkardık. Bir ilmeğimizi örmeden şişe taktık şekliyle ördüm. Son bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi hemen düz olarak örüyorum. Bakınız, bitişi mutlaka düz olarak örüyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve şöyle görüyoruz. Bakınız, buradaki ilmek sayımız tam ikiye katladı. Çünkü her ilmek arasından birer tane ilmeğimizi uzattık. Başlangıç ve bitiş hariç olmak üzere aradaki bütün ilmeklerimizi, bakınız, 2-2 görmekteyiz. Şimdi arkasından ters olarak örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakınız, önce boş aldığımız ilmek, sonrasında aradan çıkardığımız ilmeği görmekteyim. Bakınız, önce boş taktığımız, sonrasında aradan çıkardığım ilmek. Hemen ipimi alıyorum. Her ikisini aynı anda ters olarak örüyorum. Tıpkı tek bir ilmek örer gibi. Eğer hepsini ayrı ayrı örecek olursak müthiş bir şekilde artış olur. Her iki ilmeğimi örüyorum. Önce boş taktığım ilmek, sonrasında aradan çıkardığım ilmeği görmekteyim. Her ikisini örüyorum. Yine aynı şekilde önce boş ilmeğim, sonra aradan çıkardığım ilmeğimi
tek bir ilmek şeklinde ters örgümle örüyorum. İkişer ikişer örmekteyim. Örgümün arka yönü şöyle görelim. Her ikisini ördüm. Son ilmeğim tek olarak bakınız. Şöyle düz olarak bunu da örüyorum. Evet, ilmek sayımız yine aynı şekilde oldu. İkişer aradan çıkarmış olduğumuz iki ilmeğimizi yine teke indirdik. Hepsini ikişer ikişer alarak. Ön yüzümüze şöyle bakıyoruz. Bakınız ne kadar muntazam görülmekte. Evet, şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. İki sırada tamamlanıyor. Bakınız ön yüzde her zaman bu şekilde aradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. Arka sırada ise ikisini aynı anda alarak tek ilmek haline getiriyoruz. Başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden boş takıyorum. Bakınız bu ilmeğimden önce artış yapmıyorum. Aradan çıkmıyorum. Hemen bir sonraki yani 2 ile 3'ün arasından şöyle giriyorum. Şuradaki minik ipimiz var. Bakınız. Altından giriyorum, uzatıyorum. Biraz rahat olsun. Diğer atladığım ilmeği takıyorum. Bakınız hemen karşıma ilmeğim çıkıyor. Her ikisi arasına giriyorum. Önce ilmeğimi uzatıyorum. Sonra boş takıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Boş takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Aradan çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi şişimden, diğer şişimi boş geçiriyorum. Aradan ilmek çıkarıyorum. Şişimden diğer şişe boş geçiriyorum. Biraz uzatıyorum. Bakınız. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle biraz rahat alalım. Kasmasın. Yani çekmesin modelim. Şu ipimi düzeltiyorum. Ve alıyorum örmeden. Aradan çıkartıyorum. Şişime geçiriyorum. Şişime geçiriyorum. Aradan diğer ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Şu şekilde aradan çıkarıyorum. Örmeden şişime takıyorum. Bir tane alıyorum. İlmeğimi örüyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Mutlaka örelim. Şöyle görelim. Bütün ilmek sayımızı ikiye çıkarttık. Şöyle gördüğümüz gibi. Şimdi arkasını çeviriyorum. Ve ikişer ikişer örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız ikili ikili yan yana durmakta zaten. Hiç kafamız karışmayacak o yüzden. Hemen arkasına geçiyorum. Her ikisini birlikte alıyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İkisini aynı anda alarak birer ilmek haline getiriyoruz ve rahat örüyoruz. Sıkı örmeyelim. Sıra sonuna kadar ikişer ikişer tersten örüyorum ve modelimiz iki sırada kendisini tamamlıyor. Son ilmeğimizi mutlaka düz örüyoruz. Evet, bakınız ikişer olan ilmeklerimiz bir ilmeğe düştü. Tekrar ön yüzümü çeviriyorum ve şöyle bakıyorum. Bakınız gayet güzel görülmekte. Evet, yeniden başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimin önünden almıyorum. Hemen sonrasından aradan ipimi çıkarıyorum. Örmeden takıyorum. Aradan ipimi çıkarıyorum. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Biraz büyütelim.
Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Ön yüzden aradan ilmeğimizi çıkararak uzatıyoruz. Arka yönden ise iki ilmeğimizi toparlayıp tek ilmeğimizi indiriyoruz. Ve dilediğimiz örgülerde modelimizi kullanıyoruz. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.